Bismillahirrahmanirrahim. Enbiya-i Uzam ve Resul-ü Kiram Hazaratımızın huzuru devletlerinde bulunduğumuz, ziyaretini yaptığımız Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu an zatihil bari Efendimiz Hazretlerinin ve bil cümle harici sur ve dahili surdaki eshab-ı kiram, şüheda, suleha, evliya, etkıyanın, üstazlarımızın aziz ruhları için, Allah'ımızın rızası için El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina ve minna ve ala rahmeti Bismillah. Errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ol menba-i bağ-ı belagat ol an dediği bir gülü zahri fesahat Muhammed Mustafa ra salavat. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سبيا إلى آخر السورة وقال تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين
zürriyeten ba'duha min ba'd. Vallahu semiyun alim. İz kâletim ra'etu imrâne rabbi. İnni nezertu leke mâ fî batni muharreren fetekabbel minni. İnneke entes semiyul alim. Felemmâ veda'atha kâlet. Rabbi inni veda'tuha unsa. Vallahu alem bima veda'at. Ve leyse zekeru kel unsa. Ve inni semmeytuha Meryem'e. Ve inni u'izuha bike ve zürriyeteha mineşşeytanirracim. Fetekabbelaha Rabbuha bikabulün hasen. Ve enbeteha nebaten hasenen. Ve keffeleha Zekeriya. Küllemâ dehale aleyha Zekeriyel mihrab. Vecede indaha rizka. Kale ya Meryemu enna leki haza. Kalet huve min indillah. İnnallâhe yerzuku men yeşâ'u bi gayri hisâb. Sadakallâhul azîm. Ve bellegana resûluhun nebiyyül kerîm. Ve nahnu alâ mâ kâle hâlikuna ve râzikuna ve mevlâna mineşşâkirîneşşâhidîne bi kalbin selîm. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felek Hazretleri Cibril-i Emin namusu ekber vasıtasıyla Efendimiz Muhammedenil Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerine vahiy buyurduğu Kur'an-ı Mübin'inde ve okuduğum Meryem suresindeki ve Ali İmran suresindeki bu ayetlerinde Hazreti Allah Celle Celaluhu azim bir mucizesini ve kudretini nasıl ishar ettiğini, Hazreti Meryem'in oğlu Hazreti İsa'yı nasıl yarattığını, nasıl halk buyurduğunu, onun insanlığa nasıl bir ibret levhası olduğunu bize örneklerle, misallerle beyan buyuruyor Allah'ımız. Pek aziz ve kıymetli kardeşlerim, aziz ihvan-ı dinim, yurt dışından, yurt içinden, yakından, uzaktan Hazreti Eba Eyyub el-Ensari radıyallahu anh zatihil bari efendimizi ve diğer İstanbul'umuzda metfun bulunan büyüklerimizi, ricali maneviyeyi, hatıraları, izleri kıyamete kadar silinmeyecek olan gönül sultanlarımızı ziyarete gelmişsiniz, ziyaret ettiniz. Cenab-ı Hak ziyaretlerinizi dergah-ı izzetinde en güzel şekliyle kabul buyursun Hazreti Allah. Cümlemizi şefaatlerine de mazhar buyursun. Bu vesileyle ziyareti eda etmişsiniz, hem de camimizde vaki devam eden sohbeti de dinleyelim demişsiniz. Ben de sizin bu arzu ve isteklerinizi yerine getirmek üzere kardeşlerimizin her cumartesi öğlenden önce bundan ne kadar oluyor? 40 küsür sene evvel ilk İstanbul'da resmi vazifeme bu kürsüde başlamıştım. 1959 yılında bu kürsüde başlamıştık. Elhamdülillah yine sizlerle beraberiz. Üstazlarımızın teveccühü, büyüklerimizin duaları, berekatıyla Allah'ımızın fazlı keremi olarak İnşallah son nefesimize kadar Mevlamız hidayetinde, nurunda, yolunda, kitabına hizmette, Resulünün sünnetine hizmette hepimizi daim kılar ve bu güzelliklerle inşallah gerçek güzelliklerimize kavuşuruz. Bir iki cumartesidir sohbetimizde
Resulullah'ımız ve onun eshabından bahsediyoruz. Nisan ayı ilkbaharın en güzel ayı. Bütün bitkilerin filiz verdiği, efendim patlayarak doğum yaptığı aydır. Öyle mi? Bütün ağaçlar çiçeklerini açıyor, meyveler çiçeklerini açarak doğum yapıyorlar. Öyle mi? Kirazlar, erikler, çeşit çeşit meyveler, evvela bir alameti çiçek açmaz. Değil mi? Canlı olduğunu göstermek üzere yapraklarını göstermesi. Sonra çiçek açması. Ardından da o çiçeğin kökünde sanki beyaz bir kundağın içerisinde doğum yapan ve doğum yapmış güzel bir ceninin, yavrunun, canlının dünyaya gelişini bize gösteren ilkbaharımız, Nisan ayımız. Ama bütün bu güzellikler hep Efendimizin güzellikleri. Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhteremimizin kokuları. O öyle bir Resul-i Ekrem ki, o kez zehri fitterehü demiş şair, ne güzel söylemiş. Yumuşaklıkta o çiçek gibi, gül gibi o güzel yumuşaklıkta. Öyle bir yumuşaklık ihsan etmiş ki Rabbimiz Habibi Edibi Resulü Emin'ine, bütün varlıklardaki yumuşaklıklar hep onu anlatıyor. Onun yumuşaklığı. İşte Nisan ayı Efendimizin veladet ayıdır. Önümüzdeki cumartesi değil, ondan sonraki cumartesi günün akşamı veladet kandilini idrak edeceğiz. Bu vesileyle Efendimizin veladetine tekaddüm eden mukaddimeler, oraya hazırlık mahiyetinde sohbetlerimize devam ederken, bugünkü sohbetimi de yine cihanı büyük bir mucize olarak şereflendiren Allah'ımızın kudret ve azametinin apaçık bir delili olan Hazreti İsa salavatullahi aleyh ve ala nebina Efendimizin yaratılışı, kısa bir hayatı ve onun semaya ref'i, semaya yükseltilişinden okuduğum ayetlerle bahsedeceğim. Son zamanlarda bunun tartışmalarını görüyorsunuz. Saçma sapan adamlar televizyon ekranlarında akla, hayale, mantığa sığmayacak şeyler ortaya atanlar. Çeşitli batıl dinlerin mensuplarını da görüyorsunuz. Onlar da konuşturuluyor. Allah'ın oğlu Hazreti İsa diyerek başlıyorlar. Onun çarmıha gerilişinden, çakılışından, onun öldürülüşünden bahsediyorlar. Haşa, sümme haşa. Halbuki bunların cevabını Cenab-ı Rabbil Alemin Kur'an'ı ile 1400 yıl evvel vermiş. Tartışmaya lüzum yok. Cenab-ı Hak cevabını Allah'ımız vermiş. Öyle ne diyecekler bakalım, o ne diyecek, beriki ne diyecek diye öyle telaşa da lüzum yok. Bunların cevabını yaratanımız vermiş. Şimdi o ayetleri, bazılarını, hepsini okumama bu zaman zarf içerisinde imkanı yok. Binaenaleyh Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri Hazreti İsa'yı nasıl yarattığını ve onu düşmanlarından nasıl koruduğunu Efendimiz'e gaip haberlerden bir haber olarak bildiriyor ve dolayısıyla Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed, ben kulum Musa'yı Firavun'un şerrinden nasıl kurtardıysam, ben İbrahim Halil'imi Nemrud'un ateşinden nasıl halas etmiş isem ve kulum senden önce seni müjdelemek üzere gönderdiğim peygamberim, Resulüm İsa'yı da düşmanların şerrinden öyle korudum, seni de öyle koruyacağım. Mesajlarını veriyor canım. Hiç üzülme. Seni de
Efendimiz'e düşmanlığı, o zamanki kefere-i fecerenin, o zamanki müşriklerin, o zamanki teröristlerin Efendimiz'e olan saldırısı Hazreti İsa'ya saldıranlardan daha şiddetliydiler. Hazreti İbrahim'e saldıran Nemrud'un, Hazreti Musa'ya saldıran Firavun'un hempalarından, avenelerinden, gruplarından daha şiddetli düşmandılar. Ama Allah koruduğu zaman öyle korur. Habibini, sevgilisini de bir örümcek ağı ile korumuş Hazreti Allah. Örümcek ağı, en zayıf ev. Ve inne evhenel buyut lebeytül ankebut. Evlerin en zayıfı diyor Ankebut suresi, örümceğin ördüğü ev demek. En zayıf ev yeryüzünde, hayvanların içinde, canlıların içerisinde kendilerine ev yapan hiçbir hayvan yok ki evi olmasın. Öyle mi? Kurtların, kuşların, böceklerin, karada, denizde, havada, bütün canlıların sığınacakları evleri var mıdır? Cevap vardır. Bu evlerin içinde en zayıf evi olan hangi mahluktur? Örümcek. Böyle bir incecik, ne kadar incecik bir ip gibi, öyle mi? Üf desen sallanır. O kadar zayıf. Buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte o en zayıf kal'a ile, o en zayıf evle en yüce peygamberini, en azılı tarihi içerisinde gelmiş geçmiş en azılı Allah ve din peygamber düşmanlarından Allah'ımız Habibini Kabe-i Muazzama'nın yakınındaki o Hıra Dağı'nda, mağarada öyle korudu ve öyle muhafaza etti. Kadir mutlak olan Allah. Dilerse bir örümcek ağı ile sevgilisini korur. Kalalara, müthiş tedbirlere hiç lüzum kalmadan dilerse öyle korur. Korudu mu? Peygamberimizi öldürmek üzere oraya kadar geldiler mi müfreze? Geldi. Ellerinde kılıçlarıyla parçalayacaklar Efendimiz. Öyle geldiler. Ama mağaranın kapısına kadar geldiler. O örümcek ağından içeri geçemediler. Allah geçirmedi. İşte kadir-i mutlak olan Allah. Hâzâ min fadlihi. Biz o peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Kıyamete kadar da o sıyanet, o mahfaza devam edecektir. Dinini öyle koruyacak, kitabını öyle muhafaza edecek. Şimdi bir mucize olarak yine dünyayı gelişiyle şereflendiren ve kıyamete kadar devamlı anılacak bütün peygamberler içerisinde ülül azm olan Hazreti Peygamberimizden önce, Peygamberimizden önce Efendimiz'i müjdelemek üzere gönderilen Nisan ayının 21'inde, Rebiul Evvel'in 12'sinde beklenen son peygamberin, Hatemün Nebiyyinin gelişini müjdelemek üzere Hazreti İsa'yı gönderiyor Cenab-ı Hak sallallahu aleyhi ve ala nebiyyina. Müjdelemek üzere. Peygamberimizin ilk müjdecisi kim? Babamız Hazreti Adem. O da peygamber. Onu ilk yaratıyor, yeryüzüne indiriyor. Evlatlarına Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e bildir, son peygamberim Muhammed'im gelecek. İsmini Muhammed koyduğum, yerde ve gökte met edilen, övülen ve övülmeye devam eden, hiçbir an fasıla verilmeden medih ve sena edilen Habibimin geleceğini ve sizin bütün peygamberlik nurlarını kendisinden aldığınız peygamberlik zincirinin son halkası olan Habibimi müjdele ya Adem. Peygamberimizi ilk müjdeleyen ilk insan babamız Hazreti Adem. Evlatlarına peygamberimizi anlattı. Ve peygamberimizin biz ümmetini anlattı. O ümmetin en şerefli bir ümmet olacağını. Ondan sonraki bütün peygamberler hep ümmetlerine sevgili peygamberimizin böyle bir ilk baharda, Bahar-ı Muhammedi'nin geleceğini,
beklenen baharı hep haber verdiler. Vere 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 124 bin veya 224 bin peygamberin nihayet Efendimiz'den evvel gelen son Hazreti İsa salavatullahi aleyhi ve ala nebina efendim. Demek ki Efendimiz'i ilk müjdeleyen kim? Toparlayalım bu cümleyi. Hazreti Adem. Efendimiz'i son müjdeleyen peygamber kim? Hazreti İsa salavatullahi aleyhi ve ala nebina efendimiz. Nerede anlatılıyor bu diye hatırınıza gelir, sorabiliriz. Onun cevabını da Cenab-ı Hak Saf suresinin 6. ayetinde bize Rabbimiz anlatıyor. Buyuruyor ki Estağfirullah ve İskale İsa ibn Meryem Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed, sen şu vakti zikret benim peygamberim Meryem'in oğlu İsa kavmine, milletine, Filistin'de o Ceziretul Arab, o mıntıkada efendim ilan etti. Halkına şöyle seslendi. Kim? Meryem'in oğlu Hazreti İsa. Anlat buyuruyor Cenab-ı Hak peygamberimize, ümmetine bildir bunu, öğrensinler, duysunlar. Onlara dedi ki Hazreti İsa büyük bir toplantıda onlara hitap ediyor. Dinleyenler, dinlemeyenler, itiraz edenler var tabii. Kafirler, düşman olanlar. Onlara çeşitli bölgelerde, çeşitli toplantılarda, çeşitli meclislerde, her yerde şöyle sesleniyordu. Ya beni İsrail, ey İsrail evlatları. Hani o zaman dünyada en meşhur kavim, bir millet. Onlara sesleniyor. Diyor ki, inni Resulullahi ileyküm. Size ben peygamber olarak geldim. Allah'ın oğlu olarak gelmedim. Böyle konuşuyorlar şimdi. Ben size Allah'ın elçisi olarak geldim. Dediğini, buyurduğunu Cenab-ı Hak peygamberimize gaip haberlerden olarak bildiriyor. Böyle söyledi. Ve dedi ki onlara devamla, musaddikan lima beyne yede yemine tevrat. Benden önce indirilen, Musa'ya indirilen Tevrat'ı da ben tasdik ederek, onu da doğrulayarak size elçi olarak geldiğimi ilan ediyorum dedi. Evet, sonra ikinci bir vasfı, ve mübeşşiran bir resulin, ben ayrıca bir peygamberi daha müjdelemek üzere geldim. Efendiler, okuduğum ayet Saf suresinin 6. ayet. Ey beni İsrail, ey milletler, ben ayrıca bir Resul-ü Azam'ı, şanlı bir peygamberi müjdelemek üzere geldim. Müjdeleyenim ben. Tebşir edenim ben. Haber verenim ben. Kim o? Kimden sonra gelecek o peygamber benim size müjdelediğim? Min badi, benden sonra gelecek. Ayet. Benden sonra gelecek. İsmini de vereyim diyor gelecek peygamberin size. Milletine söylüyor bunu. Şimdiki Hristiyan alim bunlardan, bunları hiç kale almazlar tabii. Bunları kale alsa Müslüman olmaları lazım o zaman. Hristiyanlığı bırakması lazım. O saçma sapan yolu bırakması lazım. Böyle Luka'nın, Yuhanna'nın, bilmem kimin Hazreti İsa'dan bilmem ne kadar sonra kaleme alıp yazdıklarına Allah kitabı diyecek kadar şaşırmamaları lazım. Akılları olsa. Bir insanın yazdığı kitap Allah kitabı olur mu? Efendim? Allah'tan inen kitap olur mu? Binaenaleyh Hazreti İsa diyor ki, benden sonra gelecek bir elçiyi size müjdeliyorum. İsmuhu Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Geçen hafta 4 yerde 4 surede Efendimizin Muhammed ismiyle zikredildiğini söylemiştim. Şimdi bu surede de Cenab-ı Hak Ahmet ismini. Ahmet çok methedilen demek. Ziyade methedilen, övülen, övülmeye devam edilen manasına. Benden sonra ismi Ahmet, Muhammed olan bir peygamberi, bir elçiyi, son resulü size müjdeliyorum ey beni İsrail.
Peygamberimizden 600 yıl evvel bunu söylüyor. 600 yıl. Tarih yok. Elde o zaman yazılmış öyle bir tarihler falan yok. Cenab-ı Hak ayetleriyle peygamberimize haber veriyor. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّب۪ينٌ Vaktaki peygamberimiz Hazreti İsa'nın bu bildirisinden 600 yıl sonra dünyaya gelince peygamberimiz peygamberliğini ilan edince dediler ki yok bu peygamber değil bu apaçık bize sihir gösteriyor dediler. Kim dedi bunu yine? Yine Hristiyanız diyenler. Hazreti İsa'ya inanıyoruz diyenler bunu söylüyorlardı. İşte sevgili peygamberimiz böyle bir Resul. Hazreti İsa da peygamberimizi peygamberler içerisinde geleceğini son müjdeleyen bir Resul. Resul kendisine kitap verilen Hazreti İsa'ya indirilen dört büyük kitaptan hangisi? Hepiniz biliyorsunuz İncil-i Şerif Allah tarafından Hazreti İsa'ya vahyedilen Kitab-ı Mukaddes İncil-i Şerif ve ona İbranice indiriliyordu. Yani lisan İbranice. O da Allah kelamı demek. Kur'an Arapçası Kur'an Arapçası Kur'an, İbranicesi İncil, Süryanicesi Tevrat. Bunlar hep Allah'ın peygamberlerine vahyettiği kitapların adlarıdır. Binaenaleyh Hazreti İsa'ya Cenab-ı Rabbil Alemin şeriat veriyor ve kendisine kitap indiriyor. Kendinden evvelki gelen şeriatların tatbikatlarının nice bir kısımlarını yürürlükten Allah'ın emriyle kaldırıyor. Yeni bir ilahi hükümler serisini ortaya koyuyor. Şeriat o demek. Yani bir anayasa, yani la teşbih benzetmek için söylemiyor. Şimdi mevcut bir anayasa var mı memleketimizde? Efendim? Var. Var mı? Var. Şimdi meclis toplansa bu anayasayı baştan başa değişsin. Yeni bir anayasa referandum veya kendileri yapsa meclisten. Bundan evvelki anayasa ne olur? Efendim? Yürürlükten kaldırılmış olur. Şimdi vatandaşlardan biri çıkıp da hayır efendim, hayır efendim ben bilmem daha evvel kabul edilmiş anayasaya göre hareket ederim. Ben şimdiki anayasayı kabul etmem diyebilir mi? Değil mi? Bu kadar açık mı? Şimdi benim bu söylediğimi evinden çıkıp evine gelecek kadar aklı olan anlar mı anlamaz mı? Anlar. Öyleyse peygamberimiz gelmiş, kendinden evvel bütün şeriatlar neshedilmiş. Son anayasa Kur'an. Bütün yeryüzündeki insanlık din olarak, hak din olarak, İslam olarak bunu kabul ediyor. Yok biz onu kabul etmeyiz de biz Hazreti İsa'ya daha evvel gelen İncil'le hareket ederiz. Daha evvel gelen Tevrat ile amel ederiz. Zebur ile amel ederiz. Kur'an'ı tanımayız derse Allah indinde bu geçerli olur mu? Olmaz. Ve bu suç işlemiş olur mu? Suç işlemiş olur. Öyle değil mi? İşte dünyada da tatbikatı böyle değil mi? E peki bu kadar akıl ve mantık açıkken söylediğim gibi benim üstazımın bir tabiridir bu. Süleyman Efendi Hazretlerinin himmetleri hazır olsun. Anlatırken bazı meseleleri cemaatine bu benim söylediğimi evinden çıkıp şöyle Eyüp'ten camiden çıkıp etrafa gidip mahallelere tekrar evini adresini bulacak kadar aklı varsa anlar buyururlardı. Daha çok zeki olmaya lüzum yok. İşte bu kadar aklı olan anlaması lazım. İşte İslam dini, hak din, son din, Allah'ın son yasası insanlığa. Ha, kabul ederse itaat edenler ecir alırlar, kabul etmeyenler de gerekli cezalarını bulurlar. Öyle değil mi? O kadar açık. Neye mahkum olacaklarsa ona mahkum olurlar. İşledikleri suça göre. Efendim, eğer işledikleri suç küfürse kafir efendim, muamelesi göreceklerdir. Şirke düşmüşlerse şirk muamelesi göreceklerdir ahirette. Yani işledikleri suçlara göre karşılığını bulacaklardır. Hazreti İsa salavatullahi aleyh ve ala nebiyina efendimizin hem soyunu
onun ailesini de okuduğum ayetlerde, onun nasıl yaratıldığını ve nasıl semaya ref edildiğini, öyle o filmlerde gösterildiği gibi, öyle Hazreti İsa 12 saat önce efendim yakalanmış da dövülmüş, kanlar içinde, çiviler ellerine çakılarak, ağaçlara çakılarak efendim böyle, bunlar hiç alakası yok. Bunlar tamamen hayal mahsul, uydurulmuş, Hazreti İsa ile alakalı uydurulmuş senaryolardan başka bir şey değil. Bunun İslam ile, Kur'an'ımızla, gerçekle hiç ilişkisi ve alakası yoktur. Ama yinece insanlar akıllarını efendim karıştırabilir. Onun için okuduğum ayette de Hazreti Allah Celle Celaluhu peygamberimize Meryem suresini indirmiş. İsmi Meryem suresi. Yani Meryem validemizle alakalı, Hazreti İsa'nın yaratılışı ile ilgili hususları anlattığı için sure-i celile ismi de sure-i Meryem olmuş. Ve Cenab-ı Hak veskür fil kitabı Meryem, Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed, kitapta Hazreti İsa'yı anlat milletine, ümmetine, kıyamete kadar gelecekler Hazreti Meryem'le alakalı bu hususu, bu kıssayı, bu vakayı, bu hakikati, bu gerçeği öğrensinler diyor Hazreti Allah. Cenab-ı Peygamberimize emrediyor. İşte o emir bugün de geçerli, yarın da geçer. Şimdi ben size bu ayetleri okuyup kısa, öz, tabii çok uzun nice ayetler var. Efendimizin dünyayı şereflendirdiği bu baharda, Peygamberimizin bu baharda dünyayı şereflendireceğini müjdeleyen Hazreti İsa'nın gelişinden bahsedelim. Geçelim Ali İmran suresindeki okuduğum ayetlere. Rabbimiz buyuruyor ki: İnallah estafa Adem'e ve Nuh'an ve Ale İbrahim'e ve Ale İmran'a alel alemin. 33. ayeti celile. Allah'ınız, Rabbiniz Adem'i, Nuh'u ve İbrahim'in âlini, kendini ve onun soyunu, onun ehlini, onun ailesini ve Ale İmran'a, İmran'ın ailesini de Allah seçti, üstün kıldı alel alemin, alemin üzerine onları ayırdı, seçti Rabbiniz de zürriyeten ba'duha min ba'd. Onların zürriyetleri bir zürriyetleri birbirinden olarak geldiler. Bazısının zürriyeti olarak günümüze kadar, kıyamete kadar da devam edecek. Allah işiten ve bilendir. İskaletim re'etu İmran'a Rabbi. Şimdi işin tarihçesini peygamberimize anlatıyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. İmran'ın hanımı, Hazreti Meryem'in babası kimmiş? İmran isminde bir zat. İmran ismindeki bir zat. Onun hanımı, Cenab-ı Hak anlatıyor. İmran'ın hanımı şöyle yalvardı bir gün bize: Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed, sana haber veriyor. Dedi ki: Rabbi, inni nezertu leke ma fi batni muharraren fetekabbel minni. Filistin'de, Kudüs'te yaşıyorlar. O tarihte Kudüs'te şeriatı hakim olan Hazreti Musa'nın Tevrat'ı ile amel ediliyor ve peygamberlerden Zekeriya Aleyhisselam orada. Zekeriya Aleyhisselam da Meryem validemizin annesinin kız kardeşi onda. Yani eniştesi. Anlatabildim mi efendiler? Meryem validemizin annesiyle Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı kardeşler. Kardeşler. İmran'ın hanımı, bir de Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı. Soylu bir aile. Peygamber Hazreti Zekeriya Aleyhisselam. Ve Zekeriya Aleyhisselam o bölgede peygamberliğini devam ettirirken İmran'ın efendim hanımı şöyle yalvardı. Dedi ki: Allah'ım, hamile kalmış. Allah'ım, karnımdakiyi Allah'ım sana hür olarak adıyorum, nezrediyorum. Senin emrine vereceğim Allah'ım. Ne olur kabul et Allah'ım diye dua ediyor. Eğer bu
İnneke entes semiul alim, sen işiten bilensin. Felem mavada atha kâlet rabbi inni veda'tuha unsa vallahu alemu bima vada'at ve leyse zekerukel unsa. Vakta ki doğum yaptı. Doğum yaptı kim? İmran'ın hanımı. Yani Meryem validemizin annesi. Vakta ki doğumunu yaptı. Doğumda o düşünüyordu ki bir erkek evladım olursa Mescid-i Aksa'ya onu Zekeriya Aleyhisselam'ın emrine vereceğim. Allah yolunda adıyorum onu. Ondan başka hiçbir şey istemiyorum. Allah yolunda çalışsın. Öyle istemiş. Kim? Meryem validemizin annesi. Allah'a böyle söz vermiş. Ama dünyaya bir kız çocuğu getiriverdi diyor Cenab-ı Hak. Ona bir kız evladı verdi. Kız evladı kim? Meryem. Onun ismini de bakalım şimdi göreceğiz. O Allah ona bir erkek evladı düşünürken bir kız evladı biz ona ihsan ettik. Onu dünyaya getirdi ve Allah Cenab-ı Hak onun ne söylediğini, ne vaz ettiğini, ne dünyaya getirdiğini bilendi. Elbette erkek kız gibi değildi buyuruyor Rabbimiz. Ondan sonra ve inni semmeytuha Meryem'e. Biz de onun dünyaya getirdiği evladına Meryem ismini verdik diyor Hazreti. Meryem çok ibadet eden demek. Abide, saliha, efendim bir Allah'ın sevgilisi manasını. Biz onu öyle isimledik. Sonra hatta o öyle söyledi, biz öyle isim verdik. Onlara Allah ilham etti, o ismi verdiler. Ve inni uizuha bike ve zürriyeteha mineşşeytanirracim. Annesi şöyle yalvardı. Ya Rab, sana bunu havale ediyorum. Senin muhafazana veriyorum. Hem onu hem zürriyetini onun şeytanlardan korunarak sana ısmarlıyorum Allah'ım diye dua ettiğini peygamberimize Cenab-ı Hak bu ayetleriyle haber veriyor. Ve nihayet fetekabbeleha rabbuha bi kabulün hasenin. Meryem validemizin annesinin bu duasını Allah en güzel şekilde kabul etti. Biz de dualarımızda hep bunu söyleriz değil mi? Fetekabbeleha rabbuha bi kabulün hasen. Sırrına mazhar eyle ya Rab deriz değil mi dualarımız? İşte Meryem validemizin annesinin duasını Allah kabul etti. Ve enbeteha nebaten hasenen. Taze, ilkbaharda şimdi çıkan o bitkiler gibi, o açan çiçekler gibi, güller gibi Allah da Meryem'i yetiştirdi. Meryem validemiz. Bir bitki gibi, bakmaya doyulamayan, kıyılamayan güzellikte onu yetiştirdi. Ve keffeleha Zekeriya. Peygamber olan Zekeriya'ya da Hazreti Allah onu sahip çıkmak üzere onu görevlendirdi. Meryem'e sahip çık, onunla ilgilen buyurdu Hazreti Allah. Kim? Eniştesi oluyor. Hazreti Meryem'in eniştesi oluyor. Hem peygamber. Küllemâ dehale aleyha Zekeriyyel mihrab. Zekeriya Aleyhisselam da onu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın bir bölümünü ayırdılar. Kendisine tahsis ettiler. Ve oraya yerleştirdiler. Özel bakıcılarıyla yetiştiriliyor Hazreti Meryem. Ve böyle devam ederken Hazreti Zekeriya ara sıra kontrole gidiyor. Kontrola gidiyor. Yani hanımının kardeşinin oğlu malum. Gidiyor, bir ihtiyacı var mı, nasılsın, iyi misin diye hatırını sormak için her mihraba girişinde. Buradaki mihrap caminin mihrabı manasında değil. Orada bir bölüm, orada bir hane, bir kısım, bir yer, örtülü, yüksecik bir yer manasına. Kendisine mahsus bir yer. İbadet etmek üzere. Vecede inde hariska. Meryem'in yanına geldiği zaman Zekeriya Aleyhisselam bir bakıyor, kendi yanında rızıklar dolu, özel sofralar var. Allah Allah. Özel sofralarda neler yok ki? Halbuki Zekeriya Aleyhisselam'dan izinsiz oraya girilemiyor. Onun kontrolünde, ondan müsaadesiz kimse o daireye, o odaya girmesi imkanı yok, ihtimali de yok. Ama Zekeriya Aleyhisselam içeri girdiği zaman Allah Allah, çeşit çeşit içecekler, çeşit çeşit yiyecekler, çeşit çeşit meyveler. Hazreti Zekeriya ilk görünce hayretini ifade ederek dedi ki: "Kale ya Meryemu
Enna leki hâzâ. Ya Meryem, sen bu rızıkları, bu yiyecek, bu içecekleri nereden getirdin? Allah'ımız anlatıyor Peygamberimiz. Sen bu yiyecekleri, buraya kimse giremez benim iznim olmadan. Kim getirdi bunları sana? Nereden geldi bunlar sana? Çünkü geldiği zaman yazın kış meyveleri var orada. Kışın yaz meyveleri var. Allah Allah. Bu nasıl olur? Nereden buldun bunları? Diyordu, buyuruyor Cenab-ı Hak. Meryem validemiz de cevap veriyordu. Kalet hüve min indillah. Ey eniştem, ey Allah'ın elçisi, bu gördüklerin Allah'tan geliyor bana diyordu. Meryem validemizin kerametiydi bu. İşte keramet hak mıdır? Haktır. Peygamber olmayan birisinden keramet zuhur eder mi? Eder. Hanımlardan da eder mi? Eder. İşte keramet. Yanında yaz meyveleri kışın. Kışın yaz meyveleri. Her çeşit meyve var. Nereden geldi bunlar deyince? Allah'ımdan geldi ya Resulallah. Allah'ım gönderdi. Hiçbir insan tarafından gelmedi bunlar. Onun kerametiydi. İnnallâhe yerzukum en yeşâhu bi gayri hesâb. Allah dilediklerini hesapsız rızıklandırır. Cevap verince hünalike, işte burada Zekeriya Rabbe. O da Hazreti Zekeriya'nın bir özelliği daha var. Hanımı çok yaşlı, hiç çocuğu yok. Allahu Ekber. Evladı olmuyor. Yani tıbben, bugünkü tıp dilinde onun adı da var, doğum yapmayan bir hanım. Yapması da imkanı yok. Tıbben yapması imkanı yok. Öyle bir hanımı var. Hem de yaşlı. Hazreti İbrahim, Hazreti Zekeriya, Meryem validemizi o kerametleriyle, o güzelliğiyle görünce içine de düştü. Allah'ım, Rabbim, ne olur Allah'ım, dua etmeye başladı. Rabbi hebli min ledünke zürriyeten tayyibe, inneke semî'ud dua. Duaları kabul edersin, bana da bir evlat nasip et Allah'ım diye yalvarmaya başladı. Hazreti Zekeriya, o zaman da hemen melekler o mihrapta, Allah'a mescidinde ibadet esnasındayke fenadetül melaiketü ve huve kaimün yusalli fil mihrab, ibadet halinde Allah'ı zikrederken melekler geldiler Hazreti Zekeriya'ya, peygamber. Dediler ki melekler, in ennallâhe yübeşşiruke bi Yahya musaddikan bi kelimetin minallâhi ve seyyiden ve hasuran ve nebiyyen minessâlihîn. Hazreti Zekeriya'ya melekler dediler ki, ey Allah'ın Resulü, Allah'ın selamı var sana. Yahya isminde bir evlat nasip edecek Allah sana. Onu müjdelemeye geldik. Geldik. Hem de o Allah'tan gelen kelimeyi, hükmü tasdik eden, o çok vakur, çok salih ve hem de salihlerden bir peygamber olarak Allah sana Yahya isminde bir evlatla müjdelememizi emretti, sana onu müjdeliyoruz dediler. Deyince Hazreti Zekeriya hem yaşlı hem hanımı çok yaşlı. Çocuk yapacak doğumda, yaşta değil. Hem tıbben yapmıyor hem de yaşı çok geçmiş. Dedi ki kâle Rabbi enna yekûni li gulâmun ve kad beleganiyel kiberu ve emre'eti âkır. Kâle kezâlik Allahu yef'alu mâ yeşâ. Hazreti Zekeriya gözyaşlar arasında tabi istiyor Mevla'dan ama bir zürriyeti tayyibe kendinden sonra gelsin istiyor ama hanımı elverişli değil. O zaman meleklerin bu müjdesi karşısında dedi ki meleklere, meleklerin huzurunda Allah'ımıza yalvararak, ya Rab, benim nasıl bir çocuğum olabilir ki? Allah Allah. Benim nasıl bir evladım olabilir? Ben ve kad beleganiyel kiberu, ben ihtiyarlamış birisiyim. Yaşlanmış, ihtiyar birisiyim. Benim çocuğum nasıl olabilir? Vemre eti akır. Benim hanımım da kısır. Tıbben çocuk yapmasına imkanı yok. Yaşlı da, benim çocuğum nasıl olabilir diyordu. Ama Mevla kendisine cevap veriyordu. Vahiy olarak meleklerde kal. Evet, senin dediği gibi sen yaşlısın. Hanımın da tıbben çocuk yapamaz ama kezalik böyle dedir ama Allahu yefalu ma yeşa. Allah öyle bir Allah'ınızdır ki dilediğini işler o.
dilediğini işler. O çocuk yapma imkanı olmayana çocuk verendir. O öyle bir Rabbinizdir ki babasız ve annesiz insanı dünyaya getirir. Nitekim Hazreti Adem, babası da yok, annesi de yok. Var mı? Efendim? Kim babası Hazreti Adem'in? Yok. Annesi kim? O da yok. Topraktan yarattı Cenab-ı Hak. Annesiz babasız. Öyle mi? Peki Allah dilerse böyle yaratır. Hazreti İsa'yı da şimdi anneden dünyaya getireceğini ayetlerde bildiriyor Rabbimiz. Onu da babasız dünyaya getiriyor. Annesi var, Meryem validemiz, babası yok. Peki sonra Havva validemizin annesi var mı? Efendim cevap verin. Var mı annesi? Yok. Babası bizim babamız Hazreti Adem. Onun vücudundan yaratıldı. Babası var, annesi yok. Allah öyle de yaratır, öyle de yaratmış. Havva validemiz gibi. Nitekim inne mesela İsa indallahi kemeseli Adem. Diğer ayetlerde. Ey kullarım diyor Hazreti Allah. Hazreti İsa babasız nasıl yaratılır diye telaşlanmayın. Niye? Şüpheye düşüyorsunuz. Ey ona baba aramaya kalkıyorsunuz. Ey Hristiyanlar. Bugün de cevap veriyor Cenab-ı Hak. Yarın da öbür günde. Ey münkirler. İlle o onun babası Allah'tır demeye kalkışıyorsunuz. Nasıl bunu söyleyebiliyorsunuz? Size verdiğim akılla. Siz babanız Adem'i bilmiyor musunuz? Babanız Adem'in annesi var mı? Babanız Adem'in babası var mı? Yok. Öyleyse inne mesela İsa, İsa'nın meseli, örneği de kemeseli Adem. İşte babanız Adem gibidir. Onun da babasız olarak annesiyle yarattım onu. Niye? Niye bunu anlayamıyorsunuz? Niye hazmedemiyorsunuz da Allah'ın oğlu demeye kalkışıyorsunuz? Şirke düşüyorsunuz. Allah'ın kudreti buna o kadar kolay ki ve huve ehvenu aleyh. Bu çok kolay bir şey. Niye böyle telaş edip ileri geri konuşuyorsun? İşte Hazreti Yahya'yı da Cenab-ı Hak yaşlı annemiz, yaşlı babamız, yani peygamberler de ümmetlerin babasıdır, manevi babalarımızdır. Hazreti Allah Yahya aleyhisselamı kendilerine ihsan ediyordu. Yalnız diyordu ki Hazreti Zekeriya, ya Rabbi ben böyle çocuk sahibi olacağıma dair bir alamet isterim senden. Bana bir alamet versen, anlasam çocuğum olacağını. Ayetlerde onu da sana ayet, 3 gün konuşamayacaksın ya Zekeriya diyor. 3 gün konuşamıyor Zekeriya aleyhisselam. O zaman veskür rabbeke kesiran ve sebbih bil aşiyyi vel ibkar. Bunları anlatıyor. Akşamda ve sabahta zikret. Hazreti Yahya dünyaya geliyor bir peygamber olarak. Ama o gün Yahudiler, o günkü teröristler, o günkü münkirler, o günkü efendim din düşmanları yine Hazreti Zekeriya'ya saldırıyorlar ve şehit ediyorlar. Hazreti Yahya'yı da şehit ediyorlar. Çünkü başka ayetlerinde Allah o Yahudiler ve Yahudilerin içinde nice o azgınlar tarih boyu nice peygamberleri katletmişlerdir. Buyuran Allah'ımızdır. Nice peygamber katilleri olmuşlar tarih boyunca. Soylu bir milletken, şerefli bir milletken isyanları, peygamberlere isyanları karşısında Allah onları lanetlemiş. Allah'ın lanetine kim? Bu işi yapanlar, bu cinayeti işleyenler ve kıyamete kadar kim işleyecekse aynı lanete, aynı inkarın sahibi olanlara Allah'ın laneti daimidir. İtaat edenlere Allah'ın rahmeti, isyan edenlere de Allah'ın laneti vardır. Şimdi Meryem validemizle yine ilgili devam ediyor. Ve iskaletil melaiketü ya Meryem. Meryem validemiz yetişmiş bir hanımefendi olmuş özel bakımda. İnnallâhe estafâki ve tahhereki ve estafâki alâ nisâil âlemî. Melekler geldiler, ruhaniler geldiler. Dediler ki ya Meryem, Allah seni seçti, Allah seni temizledi, Allah seni diğer alemlerdeki bütün hanımların üzerine seni Allah üstün kıldı. Ya Meryem, Rabbine itaata, ibadete devam et.
Rabbine secde et, Rabbine rükû et rükû edenlerle beraber buyurduğunu Allah'ımız peygamberimize zalike min enba'il gaybi nuhuhi ileyk. Habibim Ahmet, ben sana bunları anlatıyorum ve Resulüm ya Muhammed, bu bilgileri sana ben gaipten haber olarak anlatıyorum buyuruyor Allah'ımız. Bunları sana anlatacak ne bir tarih var, ne bir kitap var, ne bir eser var. Ben anlatıyorum sana bunları. Ve mâ künte ledeyhim, sen orada değildin o zaman Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed. İz yülkavne aklâmehüm eyyühüm yekfülü Meryem ve mâ künte ledeyhimiz yahtesimun. Hatta kim Meryem'e sahip çıkacağız diye kura çektiler buyuruyor Cenab-ı Hak. Kalemlerini suya attılar. Kalemlerini çıkardılar. O zaman Zekeriya aleyhisselam, herkes kuraya tabi, atın kalemlerinizi suya, kimin kalemi üstünde kalırsa Meryem onun yanında muhafaza edilecek, ona bakımı ona ait olacaktır. Zekeriya aleyhisselama düşüyor ve o işte bu sihim, bu kura çekiminde sen orada değildin Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed. Bunları biz sana haber veriyoruz. İskaletil melaiketu ya Meryem. Yine melekler dediler ki ya Meryem, innallahi yübeşşirükü bi kelimetin min. Allah bir mübarek kelimeyle seni müjdeliyor dediler. İsmuhul Mesihu İsa ibn Meryem. Ve dünyaya senden gelecek o oğlunun ismi, çocuğun ismi de Mesih olacak. Mesih demek İbranice Meşih'dir. Kur'an'daki ismi ise Mesih'tir. Mesih mübarek demek. Mübarek, çok şerefli, üstün, mübarek manasına İbranice'de. Binaenaleyh onun ismi Mesih olacaktır diye müjdeledi Allah tarafından melekler kendisine. O öyle bir Meryem'in oğlu İsa ki vecihen fid dünya vel ahire ve minel mukarrabin, dünyada da ahirette de şerefli, Allah'a yakın birisi olarak müjdeliyordu. Ve yükellimün nase fil mehdi ve kehlen ve minel salihin, o öyle bir evladın olacak ki diyorlardı melekler Hazreti Meryem'e, o insanlara beşikteyken konuşacak. Allahu Ekber. Peygamberimize haber veriyor. Beşikteyken konuşacak. O salihlerden bir insan olacak. Ve kâlet Rabbi enna yekûnü lî veledün velem yemsesnî beşer. Hazreti Meryem böyle bir işaret ve beşaretle karşılaşınca Kudüs'teki özel dairesinde dedi ki aman aman, benim için nasıl bir çocuk olabilir? Hiçbir erkek eli değmedi bana. Nasıl benim evladım olabilir? Diyordu meleklere. Melekler de cevap veriyordu. Kale kezalik. Doğru. Senin dediğin gibi hiçbir erkek eli sana değmedi. Ama Allahu yahluku ma yeşa. Allah dilediğini yaratandır. Senden bir erkek evladı yaratacaktır. İza kada emren. Allah bir şeye hükmetti mi? Fe innema yekulu lehu kün feyekün. Allah ona ol der, o derhal olur. Bu kadar basit. Bu kadar kolay. O öyle bir evladın olacak ki ya Meryem, o kitabı öğretecek, hikmeti öğretecek, Tevrat'ı öğretecek, İncil'i öğretecek, Beni İsrail'e peygamber olarak gelecek, insanlara mucizeler gösterecek. Böyle anlatıyorlar Hazreti Meryem'e. İşte Hazreti İsa salavatullahi aleyh ve ala nebiyina Efendimiz, nihayet annesi bir gün, yine Meryem suresindeki ayette Cenab-ı Hak anlat da öğrensin ümmetin buyuruyor ya, şimdi öğrenelim biraz daha başka bir surenin ayetlerinden. Meryem bir gün oturduğu, kaldığı dairenin bahçesine indi. İzin tebezet min ehliha mekanen şarkıya. Bulunduğu yerin şark tarafına doğru, bahçeye doğru gidiverdi. Bahçeye doğru gidince fettahazet min dunihim hicaben fe erselna ileyha ruhana fetemessele leha beşeran seviyya. Bahçenin şark tarafına, doğu tarafına doğru ilerleyince, bazı ihtiyaçlarını orada görmek üzere bir kenara gidince, birdenbire arasında perde de vardı ama diyor, buyuruyor Cenab-ı Hak, biz ona tarafımızdan bir ruhu gönderdik. Yani Cebrail aleyhisselamı. Meleği gönderdik. O melek de
ona insan suretinde göründü. Fetemessele leha beşeren seviyya. Çok böyle yakışıklı, bakmaya doyulmaz bir insan suretinde kendisine göründü. Nasıl peygamberimize Cebrail aleyhisselam devamlı eshaptan birinin suretine girer, öyle gelir ayetleri okurdu. Daha kolay olsun diye. Mülakat kolay olsun diye, ünsiyet kolay olsun diye. Meryem validemiz karşısında bir delikanlı, güzel bir insan şeklinde birisini görünce o tenhada kalet. Allah'ımız anlatıyor bunları efendiler. Bir öyle felancanın yazdığı bir kıssa değil. Kalet dedi ki, inni eûzu bir rahmani minke inkünte takiyya. Sen kimsin dedi. Sen kimsin dedi. Ben Rahman olan Allah'ıma sığınırım senden. Sen eğer Allah'tan korkuyorsan sen kimsin dedi. O cevap verdi. Kim cevap veren? O insan zannediyordu. Halbuki karşısındaki insan değildi. Melekti. Kal innema ene resulü rabbik. Ya Meryem hiç telaş etme. Ben senin Rabbin tarafından gönderilen bir elçiyim dedi. Ben bir elçiyim. Ben insan değilim. Şimdi dikkat et, hiç üzülme dedi. Li ehebeleki gulamen zekiyya. Sana çok zeki, çok mübarek bir evlat hibe etmek üzere, hediye etmek, müjdelemek üzere geldim dedi. Meryem validemiz daha da sarsılmaya başladı. Dedi ki kalet. Enna yekunu li gulamen, öteki ayetlerde gördüğümüz gibi. Benim nasıl bir çocuğum olabilir? Velem yemsesni beşerun ve lemeku bagiyya. Ben gayrimeşru, kötü bir insan da değilim. İnsan eli de bana değmedi, kötü bir insan da değilim. Benim çocuğum nasıl olabilir? Dedi. Ve o kale kezalik, doğru. Sana hiçbir erkek eli değmedi. Sen kötü bir insan da değilsin. Allah'ın çok mübareke, tertemiz kıldığı bir insansın. Ama kale rabbük, Rabbim buyurdu ki, hüve aleyye heyyün, kulum Meryem hiç telaş etmesin. Onu evlat sahibi yapmak benim üzerime çok kolaydır. Hiç güçlü yok. Buyurdu Rabbim. Senin çocuğun olacaktır. Veline alehu ayeten linnase rahmeten minna. Tarafımızdan da bir rahmet olarak, bir ayet olarak, bir mucize olarak cihana evladın gelecektir. Ve kâne emran maktiyya. Bu hükmedilmiş bir emirdir, yerine gelecektir. Ya Meryem. Dedikten sonra anında fehamelethü. Birden hamile oldu buyuruyor Allah'ımız. Amine Meryem validemiz birden anında ve fentebezet bihi mekanen kasiyya. Hamile oldu ve hamileliği de o kadar seri, o kadar çabuk oldu ki Allah ol dedi ve olacak. O kadar. Şimdi evladını dünyaya getirmek üzere. Hem o anda hem hamile oluyor hem de evladını dünyaya getirecek an geliyor. Onun üzerine bir uzakça bir başka bir ağacın altına doğru bahçe içerisinde oraya doğru sığındı, oraya doğru gitti. Fe eca ehel mahadu ila cizin nahleti. O doğum sancısı kendisini tutunca bir hurma ağacının altına sığındı diyor Allah'ımız Celle Celaluhu. Kalet dedi ki ya leyteni mittu kable haza ve kuntu nesyen mensiyya. Keşke ben bundan evvel ölseydim de unutulan bir insan olsaydım dedi. Endişesi şu, evlat dünyaya gelecek, soylu bir ailenin çocuğu, peygamber var kendisiyle ilgilenen, bu meseleyi nasıl anlatacak? Nasıl anlatacak? Nasıl izah edecek? İşin güçlüğü orada. Onu zorlayan o. Ve bu zorluk içerisindeki evladını kucağına aldı, dünyaya getirmiş oluyordu. Tafsilatına girmiyoruz ayeti celili. Fena daha min tahtiya ella tahzeni. Alt taraftan bir ses geliyordu kendisine. Üzülme. Kacca ale rabbuki tahteki seriyya. Şöyle altına bak. Sana gayet gür bir suyu da her türlü ihtiyacını Rabbin temin etti. Şöyle aşağıya doğru bir bak. Aşağıya doğru bir indi, bir baktı ki şırıl şırıl bir sular akıyor, buz gibi sular akıyor ağacın altından. Ve hüzzi ileyki bi ciz'in nahleti, hurma ağaçlarının dallarını da kendine çek. Tüsakit aleyke ruteben ceniyya, olmuş taptaze
hurmaları da dalı çek, oradan da ye ya Meryem diye kendisine sesleniliyordu. Ve evladını da doyur, hiç mahzun olma. Fekülî veşrebî vekarrî aynâ. Ye, iç, gözün aydın olsun. Fe immâ tereyinne minel beşeri ahaden fekûlî innî nezertü lirrahmâni savmen felen ükellimel yevme insiyyâ. Fe etet bihi kavmehâ tahmilu kâlu ya Meryemu lekad ci'ti şey'en. Feriya ya uhte Harun ma kane ebu kimre esevin ve ma kanet ümmüki bagiyya fe eşaret iley kalu keyfe nükellimu men kane fil mehdi sabiyya kale inni abdullah ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya. Sadakallahu lazim. Hazreti Meryem Allah'ın melekleri tarafından kendisine şöyle deniyordu. Ya Meryem, şimdi sen çocuğunu kucağına al. Şimdi ehlin seni görecekler. Seninle ilgilenecekler. Sakın kimseyle konuşma. Ben oruçluyum de. Oruç susmak manasına da geliyor. Ben bugün nezrettim, konuşmuyorum de. Bütün ısrarlarına rağmen konuşmayacaksın. Hiç konuşmayacaksın. E ne olacak? Konuşmayacaksın da beşikte, kundaktaki çocuğunu işaret et. Elinle ona işaret et, onunla konuşun de. Benimle konuşmayın, ona sorun de, dediler kendisine. Ve Hazreti Meryem gitti ve etraf, bütün ortalık ayağa kalktı. Nasıl olur bu diye. Toplaştılar aile efradı, aile bireyleri bir araya, meclisi geldiler. Dediler ki ya Meryem, sen kötü bir iş yaptın. Nereden buldun bu çocuğu, dediler. Ve onun kız kardeşi, nin kardeşi olan ya uhte Harun, o da ey Harun, makane ebu kimre esevin ve makanet ümmi ki bagiyya, kız kardeşi de daha ileri giderek Harun isminde diyor Cenab-ı Hak, sen bu çocuğu nasıl buldun, sen nasıl annesin diye hücume geçtiler. O da fe eşaret ile çocuğa sorun. Fe eşaret ile, ona eliyle işaret ediyor. Kalu keyfe nükellimu men kâne mi fil mehdi sabiyya. Sen ne söylüyorsun, dediler. Beşikte çocuk konuşabilir mi? Sen söylesene, nasıl oldu bu? Sen anlat bize, dediler. O gene işaret ediyor. Ona sor, bana değil. İkinci, üçüncü ısrarlarında dediler, bu nasıl şey? Nasıl bir hadise? Hadi soralım bakalım. Olacak şey değil ama soralım. Yöneldiler çocuğun yattığı yere doğru, Hazreti İsa'nın yattığı tarafa. Ona sorar sormaz beşikten, kundaktan daha bir iki saatlik, kal inni Abdullah, ey milletim, ben Allah'ın kuluyum diye söze başladı Hazreti İsa kundakta. Ben Allah'ın oğlu değilim, benim annem Meryem'dir. Ben Allah'ın kudretiyle yaratıldım. Ben Allah'ın bir kuluyum. Ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya. Allah'ın bana İncil gibi bir kitabı da verdi, verecek. Ben Allah'ın ayrıca bir nebisiyim. Allah'ın beni mübarek kılmıştır nerede olursam. Rabbim bana namazla, zekatla hayatım müddetince emretmiştir. Anneme iyilikle emretmiştir Allah'ım. Annem kötü bir insan değildir. Dikkatinizi çekiyorum. Tabii bu konuşma karşısında herkes yerlere yattılar. Herkes teslim oldular. Hazreti İsa'nın ve selamu aleyye yevme mülittü ve yevme emutü ve yevme ubasu hayya. Zalike İsa ibn Meryem. İşte Meryem'in oğlu İsa'nın yaratılışı budur, diyor Hazreti Allah. Ey 20. asırda televizyonlarda tartışanlar, size de cevap veriyorum, diyor. Allah'ımız diyor, ben demiyorum. Eyüp kürsüsünde ben söylemiyorum, Allah'ımız söylüyor. Zalike, işte bu ileri geri konuşanlar. Yok Hazreti İsa çarmıha gerilmiş, öyle bir şey yok. Nisa suresinin son ayetlerinde de onu öldürmediler. Onun kılına bile dokunamadılar. Biz onu semaya ref ettik. Melekiye sıfatıyla oradadır. Zamanı gelince de inecektir. Peygamberimizin bir ümmeti olarak yere inecektir. Peygamber olarak değil. Binaenaleyh... Ey milletler, ey kullarım, ey dünyalılar, Avrupalı, Asyalı, şu bu, nerede konuşursalar, konuşanlara da, hepsine Allah'ımız, yani inkar edenlere, şüphe edenlere cevabını veriyor. İşte Meryem'in oğlu İsa budur. Kavlel hakkillezî fîhî yemterûn. Hakkında ileri geri konuştunuz. Sanki bu ayet bana öyle geliyor burada konuşurken, sanki bugün nazil olmuş gibi.
Allahu Ekber. Sanki bugün şu anda nazil olmuş gibi. Sizin diyor ileri geri konuştuğunuz çarmıha gerildiydi, gerilmediydi, oydu, buydu, ileri geri hakkında babasıydı, oğluydu, yok Allah'ın oğluydu diye böyle saçma sapan konuştuğunuz, ihtilaf eder olduğunuz hususun gerçeği, hakikati işte budur diyor Hazreti Allah. Ya Rab ve selamu ala men ittebe'al huda. Allah'ım peygamberimizin gelişini müjdeleyen Hazreti İsa'nın şefaatine de bizi mazhar eyle. Biz o Resulü Kibriya'yı müjdeleyen bir peygambere inanıyor. Onun getirdiği İncil'e inanıyoruz. Binaenaleyh Allah'ımız bizi yanlış itikatlardan, yanlış fikirlerden muhafaza etsin. 3-5 dakika geçirdiğim için hakkınızı helal edin. Tartışmalar had safhaya geldi de bugünlerde. Onun için bu ayetleri okuyayım dedim. Daha nice ayetler var. Ama bu kadarı da iktifa edeceğiz. Gelecek sohbetimizde yine Efendimizin veladeti var. Onun dünyayı şereflendirişi var. Efendiler, ya Rab günahlarımızı affeyle. Bizi ehli sünnet vel cemaat itikadında daim eyle. Yanlış fikir inançlardan muhafaza eyle.